Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Ana Haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son birkaç gündür memleketi Rize'de zaman geçirdi. Dün de partisinin toplantısına katıldı. Son zamanlardaki en sert çıkışlarından birini de orada yaptı Erdoğan. Hedef tahtasındaki isimler Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ne diyor Meral Hanım? 1453 Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'ı kalkıp fethetmiş. Kim? Şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Zulüm 1453'te başladı diye duaları yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Rize'de partisinin genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in 30 Ağustos kutlamalarındaki sözlerini eleştirdi. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. Ya Bizans'ı alırım ya Bizans beni alır. Bu akide bizimdir, bizim. Onların değil. Biz bunu Ayasofya'nın açılışıyla ispat ettik. Onlar ise tam aksine Ayasofya nasıl kapalı kalır diye gayret ettiler. Ama hedef tahtasındaki asıl isim Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve onun politikalarıydı. CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. İktidar yüzü göremeyen, son 20 senedir girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. Cumhuriyet mitingleri adı altında alenen darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olaylarında sokak terörüyle insanımızı birbirine düşürmek istediler. Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin silah üretiminde geldiği noktaya vurguladı. Biz taarruzi insansız hava aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz. Bir. Evinde video çekti. İki. Sadece onlara seslendi. Üç. Kılıçdaroğlu gençlere ne söz verdi? 4, 5 ve 6. Birazdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Akşener'in açıklamasındaki bir ayrıntı dikkat çekti. 1453'te başladı diye yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun? Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunuyorsun. Zulüm 1453'te başladı ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun? Bak Sayın Erdoğan, kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. Zulüm 1453'te başladı diyemez, demeye de dili varmaz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yanıt verdi. Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek ilk günkü inançla devam ediyoruz. Yolun açık olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için kaydedilen videoda Akşener'in prompter'ı takip etmek için gözlerini sürekli sola kaydırdığı öne sürüldü. Görüntü üzerinden İYİ Parti liderine bir tavsiyede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sayın Meral Akşener, prompter'lı kameralar var. Onlardan alırsanız metni okumak için kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız diye yazdı. Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyada bir video yayınladı. Ancak o Erdoğan'a yanıt vermek için değil, gençlere söz vermek için kaydetti o videoyu. Vaatlerini tek tek sıraladı ve atın fava bekleyin dedi. Sizin dertleriniz haricinde başka meselelere de odaklanmak zorunda kaldım. Neyse, buradayız. Her şey güzel. Çayımız lezzetli ve ilk müjdelerimizi
vermeye hazırım. Bir kez daha evinin mutfağında kamera karşısına geçti, gençlere seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençler için atacakları adımları madde madde anlattı. Bir, gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ödeme sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. İki, KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak. 3. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. 4. Torpille kökten son verilecek. Her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. 5. Gençlerden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak. Ve 6. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Bakın altını çiziyorum. Sıfır ÖTV. Aç kapıyı polis dediler. Öldüresiyet övdüler. Açtık kapıyı, hemen vurdular. Anne ve kızına akıl almaz işkence. Birazdan. Kardeşlerin miras kavgası aradan geçen onca seneye rağmen bitmek bilmedi. Karısını ve çocuklarını da yanına alan abi kız kardeşinin evini taş yağmuruna tuttu. Kapının önündeki otomobilin üstüne çıkıp tepinen saldırganın eşi de araca defalarca taşla vurdu. Önce taş ve sopalarla saldırdılar, evin camlarını kırıp aracına zarar verdiler. Gözü dönmüş abi hıncını alamadı, kız kardeşinin aracının üzerine çıkıp tepindi. Kardeşlerin miras kavgasında ortalık fena halde karıştı. Üç kardeşin arasındaki miras davası tam 18 yıldır bitmedi. İkisi kız, üç kardeş birbirlerine düşman oldu. Onca yıl geçti ama Aziz Doğan'ın ne öfkesi dindi ne de gözü doydu. Önce köydeki ablasına saldırdı, sonra da şehir merkezine geldi. Çoluk çocuk kim varsa yanına aldı, kız kardeşinin evine baskın yaptı. Mirastan pay istememesi için kız kardeşi Hatice Akçataşoğlu'na tehditler yağdırdı. Binaya giremeyince eve taş ve sopa fırlattılar. O, kardeşinin aracının üzerine çıkıp tepinirken karısı da taşla otomobile zarar verdi. Miras nedeniyle ortalığı birbirine katan aileyi mahalleli güçlükle sakinleştirdi. İstanbul Sancaktepe'de kendilerini polis olarak tanıtan üç erkek bir evin kapısını çaldı. O kapı açılınca içeri dalan üçlü anne ve kızını öldüresiye dövdü. O evde 100 bin lira değerinde altın vardı. Belli ki bunu biliyorlardı. Anne ve kızına dehşeti yaşatan gaspçılar işte o altınları alıp kaçtı. Açtık kapıyı, geldi, sonra oturdu. Dedi, kimlik verdi bizi, bilmiyoruz ne aldı, hemen vurdu bizi. Polis izleyerek girdikleri evde anne ve kızına dehşeti yaşattılar. Önce öldüresiye dövdüler, sonra 100 bin liralık altınları alıp kaçtılar. 200 gram altın ve 2 telefon aldılar. Sancaktepe'de yaşayan 52 yaşındaki kadın ve 11 yaşındaki kızı gelen polislerin yardım edeceklerini düşünerek kapıyı açtılar. Polis dediler, bize yardım edecekler.
ama hırsız. Anne ve kızı işte bu evde oturuyorlardı. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi anne ve kızını önce darp etti, ardından evdeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Hırsızlar Suriye'den Türkiye'ye göç eden anne ve kızı öldüresiye dövdü. Talihsiz kadının yüzü gözü mosmor oldu. Hastanede tedavi altına alındılar. Bizi bilmiyoruz ne aldı, hemen vurdu bizi. Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları polis her yerde arıyor. Esenyurt'ta bir İETT otobüsü motokuryeye çarptı. Kazada kimseye bir şey olmadı ama kurye deliye döndü. Öyle ki olay yerine arkadaşını çağırdı ve onunla birlikte otobüs şoförünü dövmeye çalıştı. Camları yumruklayıp kapılara tekmelediler. Otobüsün ön tamponunu kıran motokuryeler bir türlü sakinleşmedi. Dakikalarca otobüs şoförünü tehdit eden ikilinin hakaretleri de bitmedi. Esenyurt'ta İETT otobüsü bir motokuryeye çarptı. Yere düşen kurye yaralanmadı ama ortalığı birbirine kattı. Arkadaşını da çağırdı, iki kurye otobüse saldırdı. Aracın kapılarını kapatan şoförle yolcular içeride mahsur kaldı. Saldırgan kuryeler kapıları tekmeledi, camları yumrukladı. O anları cep telefonuyla kaydeden şoföre hiç durmadan küfrettiler. Otobüsteki çocukları da yolcuları da umursamadılar. Otobüsün ön tamponunu işte böyle kırdılar. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Çili'nin sultanları... Göğsümüzü kabarttı. Kızlarımızdan tarihi başarı. Mutluyuz, gururluyuz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Birazdan. Çalışanlar gece yarısı fırına geldi ve sabah için hazırlık yapmaya başladı. Kimi hamur yoğuruyor, kimi de börek yapıyordu. Ancak fırın bir anda bomba gibi patladı. Doğalgaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamanın ardından cadde savaş alanına döndü. Ekmek fırını bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü. Apartman ve park halindeki araçlar hasar gördü. Çalışanlar yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı. İçerideydim daha sonrası. Patlama şiddetliydi, doğru mu? Çok şiddetli. Sabah için hazırlık yapıyorlardı. Ekmeklerin hamurunu yoğuruyor, kahvaltı için börek açıyorlardı. Mesai başlayalı daha 10 dakika bile olmamıştı. 5 dakika çalıştı, 5 dakika sonra alev olmayınca ben tekrar kapattım düğmeyi. Yeniden açtım, tam alev alamaz patladı. Sanki birisi içeri bomba atmıştı. Fırında büyük bir gürültü koptu. Çalışanlar büyük korku yaşadı. Hepsi kendini dışarı attı. Fırın enkaza döndü, binada zarar gördü. Dükkanın önüne park edilmiş araçlarda hasar aldı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Tek teselli patlamada kimsenin yaralanmaması oldu. Gümüşhane'nin iki köyü şehirlerinden memnun değildi. Köylüler ısrarla Giresun'a bağlanmak istediklerini söylüyordu. Bu talepler çok artınca iki köyde referandum yapıldı. Sandıkların çoğundan evet oyu çıktı. Gümüşhane'den alınan Günyüzü ve Üçtaş köyleri bundan böyle Giresunlu oldu. Köylüler Gümüşhane'den ayrılmak istiyordu. Referandum kararı çıktı, sandıklar kuruldu, köylüler oylarını kullandı. 746 evet oyu çıkınca Günyüzü ve Üçtaş köyleri Giresun'a bağlandı. Yani iki köydeki Gümüşhaneliler artık Giresunlu oldu. Kürtüne bağlı iki köyün sakinleri Gümüşhane'den ayrılıp komşu il olan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak istedi. Muhtarlıkların başvurusu üzerine il idare kurulu seçim kararı aldı.
ve beklenen referandum için hazırlıklar yapıldı. Okula kurulan sandıkların yanında evet ve hayır yazan pusulalar vardı. Evet Giresun, hayır Gümüşhane demekti. Gün yüzünden 272 evet, 196 hayır çıktı. Üç taşlılarsa Giresun'a bağlanmak için daha istekliydi. 474 evet oyuna karşı 33 hayır çıktı. Referandum sonucuyla Gümüşhaneli köylüler bundan böyle Giresunlu oldu. Ekmeğe gizli zam geldi. Dün sosyal medyanın gündemindeydi bu iddia. Beyaz Haber ekibi İstanbul'un farklı ilçelerindeki fırınlara gitti ve fiyat araştırması yaptı. Ortaya çıkan gerçek şu: ekmeğe gizli zam yok. Daha doğrusu zam var da gizli değil. İki liraya ekmeğin zararını ekmek satarız diye. Gizli dendi ama gizlisi saklısı kalmadı. Fırıncılar açık açık söyledi. Ekmeğe zam geldi. 220 gram ekmek 2,5 lira. İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'daki fırınlar ekmeği 2 liradan değil 2,5 liradan satmaya başladı. Böyle bir durum olamaz. Fırıncılara göre ekmekteki fiyat artışının nedeni artan maliyetler. Un inanılmaz, maya inanılmaz. Maliyetler %200 arttı. Biz sigortası işçi çalıştırmıyoruz, kaçak işçi çalıştırmıyoruz. 220 gram ekmeği 2,5 lira yaptı. 80 liralık un 170 lira oldu. Ekmeğin kalitesi ortada. Unun kalitesi ortada. 180 lira unun çuvalı. 100 liraya da yaparsın ama bu tadı alamazsın. Fırından yeni çıktı, dumanı üzerinde tütüyor ama asıl mesele fiyatı. Fırıncıya göre ekmekte kalite iyi olunca fiyatı da yüksek oluyor. Görmüş olduğunuz 220 gram ekmek fiyatı 2,5 liradan satıyor İstanbul'un pek çok ilçesinde. Ama bundaki fiyat artışının nedeni ham madde, yani unun fiyatı yükselince ekmeğin fiyatı da artıyor. Bu arada arkadaşlar bu çekimi yapana kadar bir ekmeğimi bitirdiler. Ticaretse fırınlar da ticaret yapıyor ve kazanmaları lazım. O yüzden çok kızmamak lazım. Ne için birdenbire 50 kuruş geldi zam ekmeğe? %200'e yakın oranda maliyetler arttı. Ne yapamıyoruz? İsterim bir keşke 2 lira olsa. Un düşsün 100 liraya, ekmek 2 lira olsun. Her zaman olduğu gibi kelime oyunu yapanlar da var. Bazı fırıncılar ekmeğe zam yapmadıklarını, gramajı 270'e çıkardıklarını söyledi. 220 gram ekmek İstanbul'un pek çok noktasında 2,5 liradan satılmaya başlandı. Ekmeğin gramajını arttırdık, o yüzden böyle satıyoruz diyenler de var. Ama bazı fırıncılara göre ise gramajı arttırmak imkansız. Arttırsanız da bu fiyata satmanız imkansız. Gramaj ve fiyat karmaşası vatandaşın aklını karıştırmış durumda. Ekmeğin gramajını arttırmak ya da düşürmek mevzu bahis değil. 230 gram olabilir, önemli değil ama 270 gram ekmeği 2,5'a satma şansın hiç yok. Bir gün yapar, ertesi gün yine düşürecek onu benim düşürdüğüm gramaja. İşte fırından yeni çıkan ekmek, hemen tartıyoruz, bakıyoruz gramajına. 235 gram geliyor. Nedir bu ekmeğin fiyatı? 2,5 lira. Bu sıcaktır. 5 gram daha soğur. Yani 230 grama düşer 2,5 lira. 270 gramı 2,5 liradan satıyorlar mı? 270 gramı 2,5 liraya satanın kendinden haberi yok. Değil ki, fırıncılıktan hiç haberi yok. Ben diyorum 220 gram, 230 gram ekmek 2,5 lira. Ben 250 gram 2,5'a satamam, imkanı yok satamam. Allah'ını seversen çöpler ekmek dolu. Hepsi ekmekleri atıyorlar abi. Bunun var ya 5 lira olması lazım. İçinde diyecekler ki adı lan nedir ulan değil. 5 lira olsun abi. Atma. Atma. Yazık abi. Vallahi abi, yani öğrenci adamız. Ekmek almak lüks oldu. 15 yaşındaki çocuk gaz tüpüyle elindeki çakmağı doldurdu. Kontrol etmek için de çakmağı çaktığı an o tüp bomba gibi patladı. Ölümden dönen çocuğun yüzünde ciddi yanıklar oluştu. Çakmağı çaktım, patladı. Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Kıyafetleri alevler içinde kaldı. Çocuğun yardımına ailesi yetişti. Kurların yandı, bir de yüzün yandı herhalde. Evet. Aşkale ilçesinde 15 yaşındaki Bilal Gölveren çakmak gazı tüpüyle çakmağını doldurmak istedi. Çakmağı doldurdu ama gaz çocuğun kıyafetlerine de bulaştı. Çakmak gaz mı patladı? Evet. Bilal Gölveren başına geleceklerden habersiz kontrol etmek için çakmağı çaktığında felaketi yaşadı. Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Çocuğun kıyafetleri bir anda alev aldı. Çakmağı çaktım, patladı. Çığlıklarını duyan ailesi alevleri söndürdü. Ama Gölveren'in vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmasına engel olamadılar. Çakmağı ateşledim, birdenbire alev aldım. Ölümden dönen çocuğun tedavisi sürüyor.
Filenin sultanları Avrupa üçüncülüğü için Hollanda ile karşılaştı. Canla başla mücadele eden milli voleybolcularımız maçı 3-0 kazandı ve yine göğsümüzü kabarttı. Kızlarımızı maçtan sonra ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Filenin sultanları Avrupa'da zorlu rakibi Hollanda'ya hiç set vermeden bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya gelen millilerimiz maça hızlı başladı. İlk sette Eda Erdem Dündar'ın etkili oyunuyla fark yaratan Ay Yıldızlılar 25-20'lik sette 1-0 öne geçti. İkinci sette Ebrar Karakurt sahnedeydi. Yıldız oyuncunun 10 puan ürettiği seti Türkiye 25-19 kazanarak farkı 2'ye çıkarttı. İşlerinden biri Eda Cansu Yüksel'de. Sultanlar 3. sette de aynı tempodaydı. 4 sayı geriye düşmelerine rağmen pes etmediler. Seti 25-23 kazandılar ve bronz madalyayı boyunlarına takmanın gururunu yaşadılar. Türkiye bu sonuçla kadın voleybolunda 3. kez Avrupa üçüncüsü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mücadelenin ardından takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ı arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanım. Eda, iyi akşamlar, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kaptan olarak arkadaşlara bu tebriklerimi iletirseniz memnun olurum. İleteceğim Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara selamlar, sevgiler. Başarılarınızın devamını bekliyoruz inşallah. Filenin sultanları bugün öğle saatlerinde yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılandılar. Mutluyuz ülkemize bronz madalyayla döndüğümüz için. Mutluyuz, gururluyuz. Zaten hepimizin yüzleri gülüyor. Ben çok teşekkürler benim ekip. Ben çok teşekkür ederim benim oyuncular. 5. Tokyo'da bence çok başarılı takım. Milli voleybolcularımızın bir sonraki turnuvada hedefi altın madalya. Hedefimiz bir sonraki turnuva altın olacak. Asansöre binen kadın tasmasının ipinden tuttu. Köpeğini dalgınlıkla asansöre almayı unutunca talihsiz köpek asansör kapısına sıkıştı. Sonrasında bakın neler oldu. Asansöre bindi, arkasından gelen köpeği unuttu ama tasmasının ipini elinde tutuyordu. Talihsiz köpek kapı kapanınca hareket eden asansöre sıkıştı. Can çekişiyordu. Tam boğulmak üzereyken yardımına apartmana giren bir komşu yetişti. Genç adam köpeği kurtarmak için uzun süre uğraştı. En sonunda tasmayı çıkarmayı başardı. Kucağında tuttuğu köpeği sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı kadın da bir süre sonra asansörle geri geldi. Köpeğinin yaşadığını görünce rahat bir nefes aldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan olay sonrası veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu açıklandı. Öğrencileri bayıltan sınav. Spor Bilimleri Fakültesi'nde alınacak öğrenciler için özel yetenek sınavı yapıldı. 500 aday rakiplerini geride bırakmak için yarıştı. Hani derler ya nefes kesen yarış diye. Gerçekten de nefesler kesildi. Ama izleyenlerin değil, öğrencilerin. Koş!
Özel yetenek sınavı yapıldı. Öğrenciler bayıldı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrenciler yarışı bitirdi. Ama hepsi bitiş çizgisine yığıldı. 130 öğrencinin seçileceği sınava 500 aday katıldı. Önce 100 metre koşusu vardı. O kolaydı. Erzurum için hava sıcaktı. 800 metreyi en kısa sürede koşmak için efor sarf eden kız öğrenciler nefes nefese kaldı. Çoğu kendini yere bıraktı. Fenalaşan öğrencilere yarışma için görevlendirilen sağlık ekibiyle fakültenin öğretim görevlileri yardımcı oldu. Ama yere yığılan adayları kaldırmak kolay olmadı. Erkeklerde de durum farklı değildi. Yaşlı adam bahçesindeki üzüm bağlarına gelen kargaları korkutmak için av tüfeğiyle ateş etti. Ama saçmalar kargalara değil, karşı balkonda biber asan komşusuna isabet etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını ilk bulan oğlu oldu. Kargaları korkutmak için ateş etti, komşusunu vurdu. Oradan karga gelmiş, kargayı atarken saçmalar annemin üstüne yağmış. 70 yaşındaki komşusu üzüm bağına gelen kargaları kovmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Şurada duruyordu. Evet. Biberler vardı, biberleri kesiyordu. Kadın komşusu o sırada balkonda biber asıyordu. Yaşlı adamın tüfeğinden çıkan saçmalar onun başına ve vücuduna isabet etti. Görünce direktman yanına gittim, bir şey oldu zannettim. Kafasından kan akmaya başladı. Oğlu hemen yakınlarına haber verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Onu vuran komşusuysa emniyete götürüldü. Babanın gözüne giriyor. İstanbul Yeniköy'de bulunan tarihi bir yapı çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Arka kısmında bir kilise, ön kısmındaysa özellikle hafta sonları yoğun olan bir cadde var. Çevredekiler ve kilise yönetimi bir an önce önlem alınmasını istiyor. İnsanların geçiş güzergahı üzerinde ve oradan devamlı parçalar düşüyor. Her an başımıza düşme ihtimali var zaten. Caddenin hemen üstünde, kilisenin yanı başında. Tehlike için önlemler yetersiz. Yoldan geçerken en kötü arabaların veya hani insanların üstüne düşme ihtimali var. Rüzgarda falan olsun hep parçalar aşağıya iniyor. Yeniköy'de özellikle hafta sonları yoğun olan caddenin üzerinde bulunan tarihi yapı tehlike yaratıyor. Ön kısma doğru yaklaşık 10-12 sene önce belediye bazı koruma bariyerleri kurdu. Ancak arka kısma kilisenin bahçesine, avlusuna ve tuvaletlerin olduğu kısma bakan cephe çok tehlikeli durumda. Yapının çatısı ve pek çok kısmı tamamen yıkılmış durumda. Tarihi binanın ağaç kısmının büyük bölümü çökmüş durumda. Beton duvarlar da büyük bir tehlike oluşturuyor. Çatıdaki kiremitler ise metrelerce yükseklikten her geçen gün düşmeye devam ediyor. Bazen rüzgarda falan olsun hep parçalar aşağıya iniyor. Tarihi yapı hemen arkadaki kilisenin ziyaretçileri için de büyük risk. Büyük bir yıkım olduğu zaman içeride biri olursa çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Tehlike saçan tarihi binanın arka kısmı hemen yan tarafındaki kilisenin bahçesinin bulunduğu yerde. Kiliseyi ziyarete gelenler o kilisenin tuvaletlerini de kullanıyorlar. Yani o tarihi bina tuvaleti kullananlar için de büyük bir tehlike arz ediyor. Kilise yönetimi Anıtlar Kurulu'na bilgi verdi. Kurul da tehlike yaratan kısımların yıkılması için gereken yapılsın dedi. Ama henüz harekete geçilmedi. Burada biraz mülk sahibine aslında iş düşüyor. Ondan da ricamız en hızlı şekilde ve kimseye zarar gelmeyecek şekilde bu binanın koruma altına alınması. Bulunduğumuz noktada o tarihi binanın hemen arka kısmı. Görüyorsunuz her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Zaten büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Henüz herhangi bir önlem alınmış değil. İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Yeniköy'ün sakinleri tarihi bir ihmal yaşanmaması için önlem alınmasını bekliyor. Bir an evvel kimseye herhangi bir tehlike arz etmeden bu binayı bir şekilde ya koruma altına alınması ya da sökülmesini istiyoruz. İki küçük hırsız düğün salonuna davetli gibi girdi. Biri müziğe eşlik etti ve olaya gerçeklik kattı. Suç ortağı ise sandalyeye asılı çantayı çaldı.
kendilerini müziğin ritmine kaptıran misafirler doya doya eğleniyordu. Aralarında bir hırsız olduğundan haberleri yoktu. Çünkü o da oynuyordu. Bursa'da bir düğün salonu. Bazı masalar boş, pist dolu. Yaşları küçük iki hırsız davetli gibi salona girdi. Kız olan oynarken erkek sandalyede oturdu. Önünde oturan kadının çantası sandalyeye asılıydı. Kız çocuk oynarken suç ortağı sandalyedeki çantayı çaldı. Oynaya oynaya hırsızlık düğünün sonunda fark edildi. Ama iş işten geçmişti. İkinci katta olan asansöre binecekti, düğmesine bastı. Aşağı inmesini bekledi ama iddiaya göre binanın dış cephesine hatalı yapılan asansör kadının üzerine düşerek ölmesine neden oldu. Felaket geliyorum dedi. Binanın dış cephesine yapılan asansör yaşlı kadının canına mal oldu. Yenişehir ilçesinde 61 yaşındaki Selma Çakmak iki katlı binanın dış cephesine yapılan asansörü kullanmak istedi. Yaşlı kadın ikinci katta bulunan asansörü çağırmak için düğmesine bastı, beklemeye başladı. İddiaya göre hatalı yapılan asansör bir anda kadının üzerine düştü. Çığlıkları duyan komşular geldi ama çok geçti. Selma Çakmak asansörün altında feci şekilde can verdi. Haberi alan yaşlı kadının yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi Bartın'a götüreceğiz sizi. Geçmişi 250 yıl öncesine dayanan bir pazara. Pazarın tek özelliği tarihi değil. Tezgahlarda sadece kadınların olması. İşte anne eli değen Galla Pazarı. Peynir var, tereyağı var, süt var. Sen burada çalışıyorsun. Abimiz ne yapıyor? Neydi? Kaldırım mühendisi. Evde paraları kim yönetiyor bu arada? Paralar hep bende. Ben çalışıyorum bende. Hanım al sen. Tabii. Senin evde söz sahibi kim? Ben. Aferin lan. Vallahi bile gördüm ben. Hani yollarda yollara düştü ve bugün Bartın'dayım. Benim annem de keçilerimiz vardı, pazarcıydı. Ben de çok seviyordum. Bak yine 30 sene sonra pazarcı oldum. Kuşaktan kuşağa geçen bir meslek onlarınki. Daha önceden babaannem yapıyordu. Sonra anneme geçti, şimdi ben aldım. Bu gelenek nereden geliyor? Anneniz mi pazarcıydı, babaanne mi pazarcı? Bizde kadınlar daha çok çalışır. Muhtar benimdir. Kesinlikle. Bu pazarda sadece kadınlar satış yapıyor. Kadınların kendi emeklerini getirip sattıkları yerli ürünler. Ellerin asırlı yüreği insan. Sırtında küfesi, bacağında şalvarı. Bartın'ın simgesi haline gelen 250 yıllık tarihi Galla Pazarı. Yani kadınlar pazarındayım. Tamamen organik değil. Evet, hepsi Bahçeoğlu. Tancı'dan gelen var mı? Yok, bizde yok. Of, harika. Gerçekten organik. Bir toplar mısın? Derin bir nefesi. 250 yıllık tarihi Galla Pazarı'nda, yani kadınlar pazarında bütün satıcıların hepsinin kadın olması en büyük özelliği. Kendin mi yetişiyorsun biber? Evet, evet. 7,5. 7,5. Evet. Salata ne kadar? 5 lira 5. 5 lira. Buradaki bütün ürünler kendi bahçenden mi yetişiyor? Yani çoğunu. Sen çalışıyorsun. Bey ne yapıyor? Bey kahvelerde de. Kahvede. Aynen. Benim ona bir daram yok ya. Ben emekli oldum. Bunları paralarını ödedim. Evde kimin sözü geçiyor bak? Benim. Para kimdeyse kuş ondadım. Abi emekli oturuyor. Bacak üstüne atıyor da. 50 sene sıra bendeydin dedi. Şimdik de dedi sende olsun dedi. Şu domatesin rengini göstermek istiyorum. Hafiften pembe çalıyor değil mi abi? Evet, pembe domates. Evet doğrudur. Kadından yiyemez. Çok güzel tatlıdır. Kadınlar pazarında senin işin var abi. Biz mecbur geliyoruz. Fındığa gel fındığa. Fındığa gel fındığa. Bartın'da fındıklar fındıklar. Tüm dünyada dayanıklılığıyla bir döneme damga vuran cep telefonu bir hastanın midesinden çıktı. Hastanın telefonu nasıl yuttuğu bilinmiyor ama midesinden 3 parça halinde çıkarılan cihaz hala çalışıyor.
33 yaşındaki hasta karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Doktorlar röntgen istedi ve hastanın röntgenini ellerine aldıklarında büyük şok yaşadılar. Hastanın karnında 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanan o meşhur telefon vardı. Hastanın telefonla 4 gün boyunca yaşadığı ortaya çıktı. Telefonu nasıl yuttuysa bilinmiyor. Doktorlar hastayı hemen ameliyata aldı ve telefonu 3 parça halinde hastanın karnından çıkarmayı başardı. Mideden ameliyatla çıkan telefonun sapasağlam görünmesi dikkat çekti. Kosova'da gerçekleşen olayda başarılı geçen operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu. 63 yaşındaki emekli Sevdiye Kuşkonmaz, bankadan maaşını çekti, evine dönüyordu. Bir aylık nafakası çantanın içindeydi. O her şeyden habersiz yolda yürürken onun maaşına göz diken bir saldırgan yaşlı kadını takipteydi. Bir aylık emekli maaşını çekti, çantasına koydu. O çanta kadını takip eden kapkaççının hedefi oldu. Beşiktaş'ta yaşayan 63 yaşındaki Sevdiye Kuşkonmaz bankadan çıkmış evine dönüyordu. Takip edildiğinin farkında değildi. Onun çantasındaki paradan haberdar olan saldırgan kadının elindeki çantayı kaptığı gibi kaçtı. Emekli maaşı çalınan kadın zanlının peşinden koşmaya çalıştı ama tabii ki yetişemedi. Zanlı kısa sürede ortadan kayboldu. Sevdiye Kuşkonmaz polise başvurdu. Ekipler kameraları inceleyip saldırganı buldu. Emekli kadının kabusu olan kapkaççı adliyeye sevk edildi. Konya'da Akşehir Gölü bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Ziyaretçiler otomobilleriyle gölün üzerinde gezebiliyor. Gölün ortasında araçla gezdiler. Akşehir Gölü bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Yöre halkından işittiğimiz bu gölün Akşehir-Konya yolunu basacak derecede 8-9 metre, 10 metrelere yükselen su kütlesine sahip olduğu dönemler yaşandığı gibi 2000'li yıllarda suyun yine bugünlerdeki gibi kuruduğu. Kuruyan göl otomobille uçtan uca gezilebilirken bazı köylüler büyükbaş hayvanlarını otlatıyor. Su kullanım rejimimizi değiştirmediğimiz takdirde bu gölün gitgide bize veda eder durumda olduğunu ve el salladığını düşünmemiz gerekiyor. Mayıs ayına kadar görülen 1-2 santimetrelik su seviyesi Haziran ayıyla beraber daha fazla çekilip gölün üzerinde arabayla gezilir hale getirdi. 6 cana mal olan Hemzemin Geçit'teki korkunç kazanın ardından trenin makinistinden skandal bir yorum geldi. Makinist sosyal medyada kazayla ilgili "bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yazdı. Yorumla ilgili soruşturma başlatıldı. Altı işçinin can verdiği kaza servis şoförünün aceleciliğinden kaynaklandı. Ama trenin makinistinden skandal bir yorum geldi. Makinist kazayla ilgili "bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yazdı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Makinistin akıl almaz yorumuna kimse anlam veremedi. Çirkin paylaşım 6 saat sonra silindi. Ancak Devlet Demir Yolları o makinist hakkında soruşturma başlattı. Bu haberle ilgili yeni bir bilgi var. O makinist görevden alındı. Yani görevine son verildi diyelim. Efendim, zurna onun için bir tutku. Eğitimini aldı. Ekmek parasını da ondan kazandı. Ancak pandemi nedeniyle düğünlere ara verilince kendisine başka bir geçim kaynağı buldu. Yeteneğini kaybetmemek için zurna çalmaya devam ediyor ama komşularını rahatsız etmemek için de evinden biraz uzaklaşıyor.
Zurna'nın zırt dediği yer burası. Etrafında kimsecikler yok. Komşuları rahatsız olmasın diye zurna tutkusunu burada gideriyor. İstanbul'a geldim. Orada düğünlerde falan hevesim vardı bu zurna işlerine. Ama düğünler bitince işleri durdu. Yeteneği körelmesin diye prova yapması lazım. Ama komşuları rahatsız etmemek için zurnasını evinde çalmadı. Orada baraj kenarında baktım. Yer müsait olduğu için. Mehmet Çevik fırsat buldukça Ali Bey Barajı'nın kıyısına gidiyor. Zurnasına orada üfleyip kendinden geçiyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus bir İspanyol radyosunda söyleşiye katıldı. Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikri sorulunca daha önceden hazırladığı bir metni okumak istedi ama bir gafa imza attı. Afganistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili fikri soruldu. Papa yanıtında Angela Merkel'in bir sözünden alıntı yapmak istedi ama liderleri karıştırıp pot kırdı. Merkel dünya siyasetinin büyük figürlerinden biri. Moskova'da söylediği bir söz var. Umarım doğru çevrilmiştir. Okuyorum şimdi. İnsanların geleneklerini görmezden gelerek ülkelere dışarıdan müdahalede bulunma sorumsuzluğuna ve başka ülkelerde demokrasi inşa etme girişimlerine son verilmesi gerekiyor. Papa Angela Merkel'in sözü sanıyordu. Oysa o söz Merkel'in Moskova ziyareti sırasında Putin tarafından söylendi. Ailesi evlerinin bahçesinde kış için dev kazanlarda pekmez kaynatıyordu. Aynı bahçede oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk bir anda dengesini kaybetti ve kazanlardan birinin içine düştü. Pekmez kaynatılan kazana düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Eylül'de El Gazi, Kahta'daki evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu. Ailesi de aynı bahçede dev kazanlarda kış için pekmez kaynatıyordu. Küçük çocuk bir an dengesini kaybetti ve pekmez kaynatılan o kazanlardan birine düştü. Çığlık sesine koşan yakınları talihsiz çocuğu hemen kaynar kazanın içinden çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Sıcak havaların ardından fırtına geldi. Başkent Ankara'daki şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Binaların tepesinden düşen inşaat malzemeleri çok sayıda aracı hurdaya çevirdi. Şiddetli yağış ve fırtına çatıları uçurdu, binalardan düşen ahşap ve kiremitler araçları hurdaya çevirdi. Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçtu. Çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç ağır hasar gördü. Olay yerine gelen emniyet ekipleri alanda hasar tespit çalışması yaptı. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Fırtına sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Beyaz Ana Haber'in bugün de sonuna geldik efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşça kalın.